Arkadaşlar şu an Melekler Yaylası'ndaki son günüm, 6. günüm. Bir iki gece diye geldiğim ama 6 gün kaldığım şu muhteşem manzaraya bugün veda edeceğim. Kıra çeşmelerden şimdi suyumu doldurup otostop çekmeye gideceğim. Hedefim Konya. Şu an çok böyle hüzünlüyüm biraz da. İlk defa bir yerde hayatımda 3 günden fazla kaldım. O da burası oldu. Melekler'e de böyle veda edelim. Birazdan ana yola kadar yürüyüp otostop çekmeye başlayacağım. Bakalım bugün Konya'ya gidebilecek miyiz? Arkadaşlar bir 2,5-3 kilometre ya da 4 da olabilir. Bir mesafe var ana yola kadar. Melekler Yaylası'ndan epeydir çıkıyorum ama hala varamadım. Sanırım artık az kalmış olması lazım. Yoksa tertemiz delireceğim. Sadece bayır çıkıyorum saatlerdir. Bacaklarım koptu. Bir de şöyle şerefsizler ağaca bunun tenekesini böyle saplamışlar. Onu da aldım. Girişte çöp vardı. Onu atacağım. Hadi bakalım rastgele bana. Umarım bir araba hemen bulurum da böyle bir Beyşehir Konya yardırırım. Bol şans bana. Arkadaşlar ana yola varır varmaz Zeki abi ve Recep abi aldılar beni. Bademli'ye gidiyorlarmış. Hatta tam adı Yenişehir Bademli. Oradan da inşallah araba bulursam Beyşehir Konya devam edeceğim. Çok şanslıyım da ilk gelen araba aldı beni. Çok görmüş. Arkadaşlar Melekler Yaylası şurada kaldı. Ben şu an otostop çektim abilerle. Köye geldim. Neresiydi burası? Yenişehir Bademli'ye geldim. Şu tabelanın önündeyim. Beyşehir Konya. İnşallah Konya'ya gitmeye çalışacağım. Bakalım araba gelecek mi? Hiç de gelecek gibi değil ama ne gelen var ne giden. Gölge de yok, bir şey de yok. Yanacağız gibi. Hadi bakalım inşallah şansımız, bahtımız açık olsun. Hadi ya. Sen bilirsin. Vallahi artık. Ama oradan işte Beyşehir'e çok araba buldum. Evet. Götüreceğim yerden. Şimdi Kurucuova'ya mı gidiyorsun? Arkadaşlar Kurucuova diye bir köye geldim. Köyden şimdi bu yol dümdüz Beyşehir'e gidiyormuş. Ufak bir pazarları var şurada. Umarım şarjım bitmeden Konya'ya kadar gidecek kadar anlatırım size. Kurucuova diye bir yermiş yani, hiç duymamıştım hayatımda. Bu yol Konya'ya gidiyor. Şuraya ileri gidip gölge bir yer bakacağım kendime. Bulursam da yardıracağım. Vallahi çok güzel geldim ya. İlkinde hiç beklemedim. Direkt yola vardığım zaman adamlar orada su almaya durmuşlardı. İkinci de 2 dakika sürdü. Burada bayağı insan var. Tatlı bir köymüş burası. Böyle hep kerpiçten evler falan var. Eski evler var. Buradan dümdüz devam edince Beyşehir'e gidiyormuş. Umarım bir yerde bir priz denk gelir de biraz daha şarj ederim. Powerbanklerim, her şeyim bitti. Telefonum da bitti. Umarım araba buluruz. Daha kalacak yerimi bile bilmiyorum. Bir iki arkadaşımı arayacağım hatta. Umarım bana olumlu dönerler. Mehmet'le oturuyoruz şimdi, soda içiyoruz. Kahveci abim, senin adın neydi abi? Rafet abi, biz böyle şeydeyiz, Kurucuova'dayız. Kurucuova'ya kadar geldim, böyle bir dinleniyorum, soğuk bir soda içiyorum. Beyşehir'e devam. Kamera mı çekeyim? Evet, ama işte şarjı bitti, en son siz kaydolacaksınız. Şarjı bitiyor. Prizi olan bir yer yok mudur şurada ya? Elektrik yok, bakım var. Elektrik bakım varmış. Şansımıza tükürelim. Neyse, buradan artık Beyşehir'e devam edeceğiz. Eşek ve kazlar var burada. Kayında ne işi var bilmiyorum, bayağı uzakta. Ta şu dağın üstünden geldim ya. Bakalım, kimse geçmiyor. Konya'da da henüz kalacak yer bulamadım kendime. Şarjım da çok az. Şansıma elektrik trafosunda yapım varmış köyde. Prizler de çalışmıyor. Şarj da edemedim hiçbir şeyimi. Bakalım en kısa sürede bir yer bulup telefonumu şarj etmem lazım. Umarım önce bir araba alır çünkü hiç kimse geçmiyor. Dağların başında kaldım böyle. Hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Şansımız umarım yine döner. Köyün çıkışına geldim. Otostopa başlıyorum. Buradan Beyşehir'e kadar ne kadar vardı? Şu anda
50 kilometre var da. Hı-hı. 5 yat tattın 45 kilometre var. Konya, oradan da Konya'ya geçeceğim orada zaten Konya. Konya'ya ya, gitme arabaya git ya. Bir araba oturuyor. Zaten otostopla gidiyorum da durmuyor arabalar. Yapma. Yani aslında buraya kadar da bir iki arabayla geldim şeyden. O Vali Çeşmesi var. Ayşe. Oradan. Anayola kadar yürüdüm. Tepeye çıktım. Evet. Oradan da bir oradan bindim. Bir sen oradan bindim. Ne diyorsun bunları ya? Vali Çeşmesi var. Yarabbim. Vallahi diyorum. Gezgin olunca öğreniyorsun işte her yeri. Evet. Şimdi de böyle Beyşehir'e doğru gideceğiz. Şu, tamam. Şurası Beyşehir herhalde değil mi? O gölüne niye Beyşehir? Beyşehir gölü. Evet. Bakalım. İnşallah birileri durur bize. Vallahi bir gelse de durdursam durdurur ama tanıdık olsa. Tanıdık olsa durdururum. Ama hoca tanıdık. Hoca tanıdık ama eğlenmedim manyak. Yeni geldi bu hoca. Deyince binerim. Biniyorum. Çökerttim motoru. Olsun olsun önce. Hop. Tamam. Bastım evet, gidiyoruz. Şu rampayı geçirecek artık bana. Arkadaşlar Mustafa amca dedi ki madem yürüyorsun dedi böyle, ben şimdi arabalar durmayınca yürümeye başlamıştım. Burada bir rampa varmış. Bayağı da bir rampa yani, bir 7-8 kilometre. Orayı motosikletine bindirdi beni. Onunla birlikte getirdi. Dedi madem yürüyeceksin dedi, rampayı ben çıkartayım. Motoruyla beni getirdi buraya. Ben de şuraya kadar geldim. Buradan aşağısı komple Beyşehir gölü. Yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim ben de. En son bir tane araba elbet durur. Ben de yürüyerek manzara keşfetmiş olurum. Bakalım nereye gideceğiz. Aslında yanında yemeğim falan olsaydı, bir de şarjım olsaydı, şuranın üzerinde bir tane ada var. Ona çıkmayı düşünüyordum. Belki yüzerek falan giderdim. Ama ne yapalım? Sonra yine geliriz. Otostopa, yürüyüşe devam. Arkadaşlar Beyşehir Gölü'nün rengi böyle turkuazımsı. Çok güzel. İrili ufaklı böyle adacıklar falan var. Çok büyük bir göl. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri. Şurada bir şehir terası var ama oraya çıkmayacağım. Çünkü az önce yanımdan geçip beni otostopta almayan insanlar var. Görmek istemiyorum onları. Ben yürümeye devam edeceğim. Gerekirse bugün bütün gün yürüyeceğim ve Beyşehir'e gideceğim. Telefonumu şarj ederim bir yere. Camide yatarım gerekirse. Bugün ben buradan gideceğim. Beyşehir Gölü kenarından geçiyoruz. Bir 10 kilometre falan yürüdüm. Benim böyle arabayla gidiyoruz Beyşehir'e kadar. Beyşehir'de de artık inşallah bir nefeslenip bir priz bulup şarja takacağım telefonumu falan. Gölde de böyle değişik adalar falan var. Çok yoruldum. Arkadaşlar Beyşehir'e geldim. Burada da böyle bir şeyler atıştırıp yiyecek bir şeyler bulup Konya'ya geçeceğim. Biraz da burada dolaşacağım. Gezecek bir yer var mı diye bakıyorum ama önce telefonu falan şarja takmam lazım. Çok güzel bir nehir var. Bakalım buralarda bir yerler varmış. Oturacağız inşallah. Konya yolu kavşağına kadar gideceğiz.
arkadaşlar, traktörden indim. Traktöre giderken beni Mustafa abi gördü. Mustafa abi çekti sağa. Şimdi Konya'ya gidiyoruz birlikte. Yakınında Ilgın diye bir yer varmış. Oradan da devam edeceğiz. Bu yolculuğumda da ilk defa tıra binmiş oldum. Bayağı da bilmiyordum. Güzel oldu. Estağfurullah abi, ne demek. Buraya kadar getirdin, hakkını helal et. Kendine iyi bak. Şapkayı da takalım. Son 60 kilometremiz. Şunu şöyle kıçından devir, bana yeter. Evet. Sal gelsin. Teşekkürler abi, görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar, Konya'ya 60 km kala bir yerde indim ama arabalar ne yazık ki biraz hızlı geçtiği bir yer. Bir de tek yöne düşmüş burada yol. Yani durdurmam birazcık zor olacak gibi. Sanki şu geride daha kolay bir yer vardı. Orayı bir deneyeceğim. Umarım buradan birileri alır beni. Bakalım, biraz zor olacak gibi ama olsun. Deneyelim. Belki biri yavaş gelir. Sanırım şu araba benim için durdu. Koşuyorum. Geri geliyor. Evet, bana durmuş. (Gülüyor) 20 kilo çantayla da bayağı koştum. Konya değil mi? Kardeşim, şeye kadar gidiyorum, Altınapa'ya. Vallahi hiç bilmiyorum ama geleyim oraya kadar. Baraj, Konya'dan birazdan baraj var. Orada. Hiç fark etmez. Gel. Oradan devam ederiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Arkadaşlar, bir 5 dakika kadar bekledim. Yine çok güzel gidiyor tosta. Ömer aldı beni. Ömer de Konya'da judo antrenörüymüş. Onunla birlikte bir Konya'ya 25 km kala bir yerde bir baraj varmış. Oraya kadar birlikte gideceğiz. Oradan da artık 25 km kala bir şey değil. Oradan da bir elbet alır. Bu yol doğruca Konya'ya gidiyor. Çok güzel bir yere geldik. Şurası Altınapa Barajı. Konya'nın içme suyunun karşılandığı yermiş. Buraya kadar geldik. Ömer de çok iyi bir insandı. Gerçekten harika biriydi. Şimdi buradan otostopa devam edeceğim. Güzel bir bayır var. İnşallah şu bayırda yavaşlarlar. Oradan sonrası artık 25 kilometre. Az kaldı Konya, geliyorum. Yukarıda. Yukarı mı? Heh, kaldırdım. Amca, Konya'ya gidiyorum. Tamam, güzel Konya. Seni şoförün kadar götürürüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Meksik'le yoldayız. Adım Furkan benim, amca. Merhaba. Merhaba. Nerelisin? Adapazarı. Adapazarı. Gayr, Konya'da ne yiyeceksin? Ben böyle otostopla Türkiye'yi geziyorum. He. Şimdi bir arkadaş aldı beni Beyşehir'den, buraya getirdi. Buraya ne yedi burada? Burada arkadaşlarının yanına gelmiş baraja. He, baraja gelmiş. Beni de indirdi burada. He. Ben de öyle bir daha deneyeyim dedim. Değil. Sağ olun, siz aldınız. Kaç model bu ya, klasik? Bu 75 model. 75 model. Taurus muydu bu? Taurus. Değil mi? Evet. İhtiyar yani, bizim gibi ihtiyar. Ay. Ama havası 1500. Evet. En gençlerde yok böyle hava. Binerken İtler, kamera ağzıma çarptı. Kanıyor. Suvacılıkla yapıyorum. Selamı diyor mu? Gitti. Benim numara vermedi mi? Ya bir numara vermişsin. Oranın verdiği numara. Yola devam. Yalnız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Hop.
Hop. Kendinize iyi bakın. Direkt, direkt git. Dümdüz böyle. Sokağın altından in. Oraya geçince oradan bir daha sorarsın. Sana gösterirler yani. Tamamdır. Evet, Tontoş amcalarla geldik. İlk arabaya girerken kamera boynumdaydı. Dudağıma çarptı dudağım. Kanada birazcık yol boyu. Şimdi buradan dümdüz kaptırıp gidince Konya'nın merkezindeymiş. Az kaldı, hadi bakalım. Toparlanalım, gidelim. Arkadaşlar şu an bir otele geldim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Hüseyin. Babası bu otelin karşı komşusuymuş aslında. Onların da emlakçısı var. Şimdi o oteldeki arkadaşına söylemiş ki benim oğlumun bir gezgin bir arkadaşı var. Bu gece gelsin, sende kalsın. O da tamam demiş. Sonra bana yanlış odayı verdik de. İlk buraya getirdi. Başkası varmış burada meğerse. Şimdi çantamı alıp bir üst kata çıkacağım. Eşek ölüsü gibi çantam. Mevzu bu yani. Bu gece otelde kalacağım. Yarım da burada üniversite okuyan arkadaşlarım var. Onların yanına geçeceğim. Onların evinde kalacağım ama bu gece birazcık otel dinlenmesi olacak. Yarın Konya turunda görüşürüz.